16 Kasım, 22 Kasım. 16 Kasım, 22 Kasım kova burçları nasılsınız? Uzun süredir monoton gidiyordu ya. Hep aynı yatak, aynı yorgan, aynı yastık, aynı ev, aynı düzen, aynı iş, aynı alan derken çok güzel bir iş teklifi ve bu işinizle birlikte yeriniz ya da eviniz taşınacak ve yenilikler size güzellikler getirecek. O yüzden kendinize yeni şanslar, yeni işler, yeni oluşumlar, hiç beklenmedik teklifler sizin sanki monoton giden hayatınızı daha renkli, daha keyifli ve bu birkaç ay isteklerinizin tavan yapacağı ve ulaşma dönemimiz. Lütfen ne istiyorsan Rabbimden güzel iste, kapıların açık çünkü bu kapıları doğru kullandığında her şey oluk gibi hayatınıza giriş yapacak. Sadece özel hayat konunuzda güven problemi ve ilişkinizin size yansıttığı kaygılar, endişeler bu biraz bizim canımızı sıkıyor ve bu ilişki nereye doğru gidiyor? Ve bir türlü sahiplenemiyor, bir türlü tam karı koca olamadık, bir türlü tam sevgili olamadığımız döngüdeyiz. Belki de ayrılma vakti geldi. Artık bu kararı sizin vermeniz lazım. Karşı taraf sanki sizin gitmeniz için mücadele ediyor ama siz gitmemek için büyük çabalar harcıyorsunuz. O da sevgiden dolayı. Başka bir derdiniz ne olabilir ki diyorum. Şöyle söyleyeceğim. Özellikle ortak işlere risk almak isteyen bazı kova burçlarına demişim ki evet doğru adım cesursunuz ama doğru adımlarla gidin ki paranız da riske girmesin. Risk bir durum yok ama her şeye açık olmak lazım. Çünkü siz gözü kara gidiyorsunuz ve gözü kara gittiğiniz için arkanızı hiç düşünmeden yapıyorsunuz. Hani gruba hitap etmek vardır ya, aldım ve yürüdüm diyorsunuz. Evet alıp yürüyeceksiniz ama hani planlı ve programlı yürümeleriniz her zaman sizin için daha kesin çözüm ve parasal evrede de daha rahatsız etmeden çözme evreniz olacak. Ya ileriye dönük bir ilişkisi olan ve evlilik planı yapan hayatınızdaki ilişkinizle alakalı ileri dönük sevgililik mıç 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 dediğimiz dönem evlilik teklifi alıyorsunuz. Bu da size çok iyi gelecek. Ve ailelerle tanışma plan ve programımız var. Uzun süredir de satmak istediğiniz yani koltuklar var. Yani metal böyle masa sandalye tarzı şeyleri satıp yerine yeni şeyler almak istiyorsunuz. Sanki bu ara evdeki eşyaları internet üzerinden satıp yeni yeni eşyalar alıp sanki bu dengeyi de daha rahat bir noktaya ulaştırmak istiyorsunuz diye söylemişim. Ailenizle alakalı da uzun süredir bir elektrik faturası, unuttuğunuz bir vergi bu sizin evinize icra kağıdı olarak gelecek. Çok küçük bir şey ama unuttuğunuz bir şeyi bir an önce bir kontrol edin bu sıkıntı yapmasın diyorum. Özellikle devlette atama bekleyen ve uzun süredir devlet kapınız ya da yüksek lisans bekliyorsanız bununla ilgili de doğru kağıtlar, doğru evraklar sizi mutlu edecek. Hiç endişe etmeyin diyorum. Sağlık olarak belki panik ataklarımız olabilir. Nefes almada zorluk çekiyor olabilirsiniz. Bence çok fazla yorgun olduğunuz için birkaç gün hafta sonu ruhunuzu ve enerjinizi dinlendirin. Bir de çok uzun süredir görmek istediğiniz birini vardı. Hani son kez de bir göreyim diye deriz ya bir görelim. Lütfen onu uzun süredir hayalinizde gidip görün. Çok geç kalmayın. Görme vaktiniz gelmiş diye not alıyorum. Bir de altınınız ya da küçük bir değerli bir şeyiniz kaybolabilir. Hatta hani bir yerde elimizi yıkarken unuturuz ya. Sanki unutacak gibisiniz. Biri çalmayacak da böyle bir şeyleri bu hafta dağınık kafamız işlerle alakalı noktada dağınık değil planlarla alakalı çok dağınık olduğunuz için. Evet güzel bir hafta keyfini çıkartın, tadını çıkartın. Kararlarınızı doğru verin, keyif alın. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin kova burçları. Instagram sayfalarım astrolojiden ne haber ve yani diğer sayfam Akkaya Official'dır. Sevgi ve mutluluk huzur sizinle olsun.